Değerli seyircilerimiz, yine bir tecrübeyle sabit programıyla ekranlarınızdayız. Her hafta farklı alanlarda yapmış oldukları çalışmalarla toplumumuza örnek olan isimleri programımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta da avukat Fatih Ünal misafirimiz. Fatih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdülkadir Bey. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah, çok sağ olun. Fatih Bey, programımızdaki toplumumuza örnek olacak kişilerin hayat hikayelerini dinliyoruz. Evet. Ve buradan hem kendimize hem toplumun farklı kesimlerine örnek olabilecek hikayeleri, hadiseleri ve tecrübeleri aktarmak istiyoruz. Başka kişiler de bunlardan yararlansın istiyoruz. Avukatsınız, evet. Ankara'da çalışmalarınızı yürütüyorsunuz ama bildiğim kadarıyla aslen Çanakkale'lisiniz. Çanakkale Bayramış'tayım, evet. Bir de Edirne hikayeniz olmuş sonrasında. Doğru, doğru. Niye geçtiniz Edirne'ye? Şimdi şöyle, 1976 Çanakkale Bayramış doğumluyum. Kaz Dağları dediğimiz o bölgede. Aslında Kaz Dağları iki kısım. Birisi Edremit yüzüne bakar, güney yüzü. Balıkesir tarafı oluyor. Balıkesir tarafı, hı hı. Evet, Edremit yüzüne bakar. Bir diğer tarafı da bizim Bayramış tarafına bakar. Kuzey yamaçları deriz oraya. Biz Kücüler köyünde, bir dağ köyü burası. 1976'da Nisan ayında doğmuşuz. Ondan sonraki süreçte babam biraz yurt dışı, şehir dışında okumuş. Gurbette okumuş, Balıkesir'de okumuş. Ardından Balıkesir'den sonra Ankara'ya gelmiş. Ankara'da üniversiteyi okumuş. Dönüşte işte 76 yıllarında ben doğdum. Biz 5 kardeş köyde dururken... Ne iş yapıyordu babanız? Babam memurdu. Evet, en son Bölge Çalışma Bakanlığı bölge müdürü olarak emekli oldu. 79'lu yıllarda biz askerlik sebebiyle Niğde'ye, Ulukışta'ya gittik babamla beraber. Ben o zaman 3-4 yaşındaydım. 80 yılında, o darbe zamanlarında asker idi babam. Yani askerken çocukları vardı babanızın. 5 çocuk. Maşallah. 5 çocuk vardı. Yani biz şöyle... Babam biraz tabii geç okumuş ama erken de evlenmiş. Balıkesir'de okuduktan sonraki süreçte, İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Balıkesir'de imamlık görevi almış. İmamlık görevi aldığında 72-73'lü yılları söylüyorum. Orada 3 kardeş Balıkesir'de bulunmuşlar. Sonrasında babam üniversite okumak için Ankara'ya gelmiş. Ankara'ya geldiğinde annem de Çanakkale Bayramış Külcüler Köyü'ne tekrar geri dönmüş çocuklarla. O sırada biz de olmuşuz. 76 doğumluyum ben. Bir de 78'li kız kardeşim var. 5 kardeş olarak biz köyde işte 2-3 yıl geçirdik. Ondan sonra babamın işte üniversite hayatı bitince askerlik hayatına başlamış asteğmen olarak. Asteğmenlikte biz Niğde Ulukışla'ya asteğmen olduğu zaman da askerlik şubesi başkan olarak gittiğinde 5 kardeş vardık ve biz oraya gittik hep beraber. İşte takriben işte bir 9-10 ay, 11 ay beraber kaldık orada. Ulukışta'da askerliği bitirdi. Ardından dönüşte Balıkesir'de tayin çıktı babamın. Balıkesir'de tayin çıkınca biz 80-81 yıllarında, tam o darbe zamanlarında Balıkesir'de yaşadık. İlkokulu Balıkesir'de başladım. İlk 4 yılı Balıkesir'de bitirdim. 4 yıldan sonra da babamın tayini Edirne'ye çıktı. Edirne'ye de 5. sınıfla beraber Edirne'ye geçmek durumunda kaldık. Orada ben 5. sınıf okudum. Ardından Edirne İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldum. Ortaokulu, liseyi orada okuduk. 1994'e kadar orada kaldık. Babam da orada hem şube müdürlüğü, bölge müdür yardımcılığı vesaire görevlerinde bulundu. 94'ten sonra da biz Ankara hayatına başlamış olduk. Üniversiteye, Ankara'ya geldik. Ankara Hukuk Fakültesi'nde işte okulu bitirdik. Ardından da buralarda kaldık. Üniversite hayatına geçmeden lisede de aktif bir döneminiz geçti zannediyorum. Evet. Yani Edirne'de. Evet. İmam Hatip mezunusunuz. 7 sene boyunca İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'ni beraber okudum. Hem de o sıralarda evimiz Edirne'de olmasına rağmen biz yurtta kaldık. Hı hı. 7 yıl boyunca yurtta kaldım. Hatta okulumuz uluslararası bir okul gibiydi. Gümülcine, İskeçe, Makedonya, Bulgaristan'dan, Romanya'dan arkadaşlarımız vardı bizim. 7 yıl boyunca kaldığımız erkek öğrenci yurdunda 200 kişi kalıyorsa takriben 100 tanesi böyle Gümülcine, İskeçe'den, Romanya'dan, işte Köstence'den arkadaşlarımız idi. Çoğu Gümülcine, İskeçe, Batı Trakya bölgesinden
kardeşlerimizdi. Hatta onlarla görüşmelerimiz, muhabbetimiz hala devam eder. Ben ara sıra Batı Trakya'ya böyle yazın, kışın uygun zamanlarda geçip arkadaşlarımızla özlem gideririz. Yani programımızın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Evet. Sizin bu evladı Fatiha'na olan diyaloğunuz, irtibatınız lise dönemindeki arkadaşlıklarınızdan geliyor. Tabii, tabii. Yani oradaki arkadaşlarımızın azınlıktaki sıkıntıları, problemleri dinleyerek biz okuduk. Yani o bizim için önemli bir tecrübeydi. Bugün tecrübeyle sabit diyor evet. Ya. Yani benim okulda okumamın çok büyük tecrübesi oldu bana. Yani bir Serhat şehrinde okuyorsunuz, Edirne'de, İmam Hatip'te okuyorsunuz ve sizin yurtta kaldığınız arkadaşlarınızın yarısı Gümrük, Cüneyt, Keçi'de köylerinden gelen arkadaşlarınız azınlık psikolojisiyle, soydaşlarınız ama Yunanistan vatandaşı evet. Soydaşlarınız. Oradaki sıkıntıları bizzat arkadaşlarımızdan dinlerdik. Hatta Sadık Ahmet filmi var bugünlerde. Evet, evet. Sadık Ahmet filmine biz ailecek gittik. O günleri yad ettim. Aslında o günlerdeki o muhabbetleri Sadık Ahmet filminde yaşadım bizzat. O ortaokulda, lisede oradaki sıkıntıları, problemleri bugün hala yaşıyorlar da o günkü sıkıntıları, problemleri an be an Sadık Ahmet filminde yaşamış olduk. Evet. Fatih Bey, neden hukuk fakültesini seçtiniz? Şöyle, biz İmam Hatip'te okurken sağ olsun bize hocalarımız çok yardımcı olurlardı. Yani matematik, fizik gibi okullar, derslerde çok başarılı değildik veyahut da öğretmenlerimiz bize anlatmazlardı ama meslek dersi hocalarımız çok başarılıydı ve idealistti. O anlamda bize iyi bir idealistlik verdiler. Hatta ben okuduğum zamanlarda, ortaokul değil de daha çok lise zamanlarında haftanın 2-3 günü böyle güzel sohbetlere, kaliteli muhabbetlere giderdim. Yani böyle Risale-i Nur okuyan arkadaşlarımızın sohbetlerine, sohbet halkalarına giderdik. Ne bileyim böyle tarikat erbabı arkadaşlarımızın sohbetlerine giderdik. Yani çok keyifli, güzel, verimli bir lise çağımız oldu. Bu anlamda bizi besleyen güzel zamanlar da oldu. Bundan kaynaklı hocalarımı da hayırla yad ediyorum. O hocalarımızın yönlendirmesi sebebiyle idealist bir genç olduk. Abdülkadir Bey. Evet. Yani o 90, 91, 92'li yıllar biliyorsunuz çalkantılı yıllardı. Yani rahmetli Özal'ın, merhum Özal'ın işte tam Cumhurbaşkanlığı dönemiydi. Ardından maalesef tarihsiz bir vefatı oldu. Sonrasında 94'te biliyorsunuz Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yani o günler tam hareketli dönemlerdi. Bir idealist genç olarak okulda okuduğumuz zamanlarda arkadaşların önünde biz biraz liderlik yapardık, önderlik yapardık. Bu anlamda iyi yetiştiğimizi düşünüyorum. Genç hareketlerin içinde olduğumuz için de siyasal veya hukuk tercihinde bulunmak bizim için daha iyi bir tercih oldu. İyi de ders çalışmıştık arkadaşlarımızla. 94'te de işte Ankara Hukuk'a, o zamanlar biliyorsunuz hukuk fakülteleri çok değildi. 6-7 tane vardı ve en iyisi Ankara Hukuk'tu. Biz de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne öyle gelmiş olduk. İdaris bir delikanlı olarak Ankara'ya geldik. O dönemlerde tabii Türkiye'nin her döneminde üniversiteler toplumsal manada karışık olan yerlerdir. Evet. Ama o dönemlerde de yine üniversite hareketleri, üniversite öğrencilerinin eylemlerinin yoğun olduğu dönemlerden doğru. Biriydi. Yani Ankara Hukuk'a geldiğimizde abartmıyorum çok kaliteli arkadaşlarla beraber olduk. 800 kadar öğrenci alıyordu o senelerde Hukuk Fakültesi. Herhalde yani bizim düşüncemize sahip, bizim gibi düşünen arkadaş sayısı abartmıyorum 400-500 kadar vardı. 400-500 bakın. Neredeyse yarısı. Hatta İmam Hatip mezunu fazla arkadaşımız vardı. Bundan da kaynaklı biliyorsunuz 28 Şubat hadisesi oldu. Sonrasında bu İmam Hatipli gençler nasıl böyle siyasala gidiyor, hukuka gidiyor gibi bir sıkıntı, yani bir niyetle, kötü bir niyetle maalesef okullarımızın önü kapandı. Katsayı problemi çıkartıldı vesaire. O günlerde tam biz okulda okuduğumuz zamanlardı. Çalkantılı zamanlardı. Ama bizim iyi bir grubumuz vardı. Yani biz okulda kulüpler de kurduk. Çok kaliteli bir arkadaş grubumuz vardı. Yani isim olarak da vermek gerekirse Abdülhamit Gül benim sınıf arkadaşımdır. Hı. Ne bileyim şu an Fatih Şahin kardeşimiz genel merkezde genel sekreterlik görevini yapan sınıf arkadaşımızdı. Baro Başkanı var Sabri Bey.
yine sınıf arkadaşımız. Yani bu gibi çok kaliteli, iyi bir dönemde okuduk. Ondan da kaynaklı olarak lisede de idealist bir gençtik ama üniversite zamanında da iyi bir idealist yapının içinde olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. 98'li yıllarda biz, işte 99'lu yıllarda mezun olduğumuzda 28 Şubat hadiseleri olmuş. İşte rahmetli Erbakan Hoca yasaklı hale gelmiş. Bu anlamda sıkıntılı, işte partisinin kapatıldığı bir durumdaydı. O zamanlar hatırlar mısınız bilmiyorum, yenilikçi gelenekçi hadiseleri olmuştu. Evet. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları yenilikçi kanattaydılar. Sonrasında partide yenilikçi kanat söz sahibi olamadı. Ve Recep Tayyip Erdoğan işte yasaklı hale gelmişti. Ardından 2000'li yıllarda Türkiye'de büyük bir kaosun ortasında parti kuruldu, AK Parti. Şu an 2024'ün dünyasında yaşıyoruz. Bundan 23 sene önce işte AK Parti'nin, çalkantılı zamanlarda kurulan AK Parti'nin 23 yıllık iktidarı devam ediyor. Yani o günlerde biz gençtik, idealist bir gençtik Abdülkadir Bey. Ortaokuldayken de, lisedeyken de, üniversitedeyken de hareketli bir gençtik. Genel Merkez Gençlik Kolları kurulduğu süreçte Fatih Bey sen de müsaitsen, uygunsan beraber çalışalım dediler. Biz de Genel Merkezli Gençlik Kolları kurucusu olduk. Yani avukatlık serüvenimiz de biraz öyle başladı. Yani hukuktan mezun olunca o günlerde, o zamanlarda İmam Hatip mezunlarının hakim savcı olamaması gündemdeydi. Tam ben burada araya girmek istedim aslında. Yani memur kökenli bir aileden geliyorsunuz. Doğru. Ve gene bu kültürle büyüdünüz, bu kültürle yetiştiniz. Ve hakim savcılıkta hukuk fakültesi mezunları için hakikaten önemli bir seçenek. Evet. Siz burada başka bir yolu, belki de daha zor olan bir yolu, serbest avukatlığı seçtiniz. Yani ben mesela staj yaptıktan sonra hiç düşünmedim. Hatta stajımın bir iki ayı kalmıştı. Bizim şimdi Ankara Ekinoğlu Baro Başkanımız Sabri Bey ile beraber, bir arkadaşımız daha vardı, onlarla beraber büro kurduk biz. Yani stajımız bitti bitecek, yani daha bitmemişti. O zamanlarda büro kurduk. Tabii kolay değil Ankara'da büro açmak. 2000-2001'li yıllar, zorlu yıllar, daha sıkıntılı yıllardı. Sonrasında ben dedim ki ben askere gideyim geleyim de en azından bir iki arkadaş burada devam edersiniz. Ben de o arada biraz rahatlamış olurum diyerek. Yani böyle bir serüvenimiz de oldu. Yani ilk 2-3 yılımız kolay geçmedi. Yani şimdi avukat olarak başlayan arkadaşlarımıza yani bunu da tavsiye ederim. Yani biraz sabırlı olmak gerekiyor olabilir. Bazen işler açılmaz ama sabırla avukatlık serüveni çok daha güzel geliyor. 2-3 yılın sonunda 2004 yıllarda biz de hem biraz bu işi öğrendik, ustalaştık hem de avukatlığa da alıştık. İyi de bir serüvenimiz oldu. Hamdolsun şimdi yani yaşıyoruz, evliyiz. 4 çocuğumuz var, ellerinizden öper. Allah razı olsun. İyi de bir ortamımız var. Hamdolsun iyi bir Ankara'da konumdayız diye düşünüyorum. Şimdi 23-24 yıldır yaklaşık avukatlık mesleğinizi icra ediyorsunuz. Evet. Ve gelinen noktada yanınızda pek çok avukatla beraber çalıştığınız bir avukatlık bürosunda ya işte berabersiniz pek çok arkadaşınızla beraber. Evet. Bu geldiğiniz süreçte avukatlık mesleğinin zorlukları, kolaylıkları, belki burada bizi izleyen genç kardeşlerimiz de var. Onlara tavsiye edeceğiniz noktalarla beraber ele alarak. Yani bir de zor bir meslek. Şu manada belki hiçbir şekilde savunulması zor olan konuları dahi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Kendiniz o fikriyatta, o düşüncede değilsiniz ama dosya gelmiş hele bu CMK'da vesaire evet. Derken. Yani bu konuda bize neler söylemek istersiniz? Şöyle, sonuçta mevzuat belli. Hukuk belli. Bu anlamda biz arkadaşlarımıza ilkeli olmalarını tavsiye ediyoruz. İlkeli oldular mı? Sabırla, sebatla işlerini takip ettiler mi? İşinin peşinden koştular mı? Bu işlerde başarılı olmaları pekala çok mümkün. Avukatlık anlamında da söylediniz ya, dosyalar, zor dosyalar geliyor falan diye. Ben 3-5 yıl CMK avukatlığı da yaptım. Hatta bu benim için büyük bir tecrübeydi. CMK avukatlığı yaptığım zamanlarda, ilk 1. 2. yıllarda Arıza Mahkemesi'nde dosyaya da girdim. CMK avukatlığı nedir? Kısaca bir açıklarsanız. Ceza Mahkemeleri Kanunu. CMK dediğimiz Ceza Mahkemeleri Kanunu'na göre suç işleyen veya hırsızlık yapan veya mağdur olan insanların savunulduğu, devletin avukat olarak verdiği, hak olarak kullanılan bir sistem. Ankara Barosu'na, işte İkinoğlu Baro'ya bağlı olarak çalıştığınızda, CMK avukatlığına yazıldığınızda sırayla mesela bir kişi karakola düştüyse
Sizi arıyorlar. Avukat bey, müsaitseniz bu arkadaşımız avukat tutmak istiyor ama parası yok. İşte CBK'dan kaynaklı yanında avukat bulundurulması gerekiyor. Bununla ilgili müsaitseniz sizi biz bekliyoruz diyorlar. Yani avukatı olmayan, savunulması gereken herkese evet. Devletimizin sunduğu bir hizmet. Doğrudur. Evet. Avukatı olmayan derken şöyle, yanında müdafi bulundurmak zorunda evet. Herkes. O an maddi durumu yoktur, imkanı yoktur vesaire veya diğer türlü. Hı hı. Sonuçta karakol veyahut da mahkeme arıyor. Bu sisteme yazılmış avukatlardan sırayla avukatlar gidiyor. Ben ilk 1-2 yılında bu işe yaptım ve o süreçte Ceza Mahkemesi'ne de giriyorsunuz. Ceza Mahkemesi'ne de giriyorsunuz. Karakolda da bulunuyorsunuz. O önemli bir süreç. Yani o sistemi öğrenme açısından önemli bir süreç. Biz bunu yaptık ve çok da keyif alarak yaptığımız mesleği öğrendiğimiz nadir yerlerden bir tanesidir o. Orada işte suçluyla veya mağdurla muhatap olmayı öğreniyorsunuz. Karakolda nasıl davranmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Mahkemede nasıl durulması ve hakimlerle nasıl muhatap olunması gerektiğini öğreniyorsunuz. İlk bir yıllık avukat için bu çok önemli bir tecrübe Abdülkadir Bey. Yani biz de bu süreçte yaptık. Sonraki süreçte mesela arkadaşlarınızın işte trafik kazalarından kaynaklı, başka şeylerden kaynaklı sıkıntıları, problemleri oluyor. Bu sefer siz arayınca avukat olarak çok rahat cevap verebiliyorsunuz. O da size güven duyuyor bu sefer. İşini size veriyor. Avukatlık işini sizinle paylaşıyor. Bunlar önemli deneyimler. Bu anlamda ben yeni başlayan arkadaşlara CMK avukatlığını mutlaka tavsiye ediyorum. Bu süreçte tecrübe edinmiş oluyorsunuz. Yoksa ilk bir yıllık avukata hiçbir kimse arıza mahkemesinde iş vermez. Arıza mahkemesine girip de çıkamazsınız. CMK avukatlığında bu konularda arıza mahkemesine giriyorsunuz. Oradaki usul nedir? İşte mağdur tarafından ne yapılması gerekir? Sanık tarafından ne yapılması gerekir? Nasıl müdafaa edilmesi gerekir? Bunları öğreniyorsunuz. Ha şu var. Yani biz avukatlar yalan söylemek, hani yalan söylenir falan gibi intiba var ya. Yalan söylemekle mükellef değiliz. Bize kanunun verdiği haklar var. Kanunun verdiği sınırlar var. Bazen oluyor ki insan suç işliyor. Ama bu suç trafik kazasıyla da olabiliyor. Trafik kazasıyla bazen önüne birisi atlıyor. Duramıyorsunuz. Fren kesiyorsunuz. Olmuyor. Burada bu insanın da mağdur olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Yani bazı davalar var. Kasten işte adam öldürüyor. Mesela geçen gün İzmir'de bir taksici evet. kardeşimize yapılan hareket. Çok üzücü bir hadiseydi. Yani bu, izlerken insan yıkılıyor. Mesela ben bu hareketi yapan kişinin avukatlığını almam. Öyle bir hakkınız da var. Avukatlığını da almam hakkınız var. Bu hareketi yapan caninin avukatlığını yapmam. Almam. Benim prensiplerim var. Arkadaşlarımız bu prensipte olurlarsa başka işlerde de çok rahat hareket edebilirler. Bir de her şey ceza değil. Hukuk davaları var. Kadastro davaları var. Miras davaları var. İşte hukuk danışmanlığı var, sözleşmeler var, İdari belki. Arabuluculuk var, idari davalar var. Yani çok çeşitli davalar var Abdülkadir Bey. Bu anlamda yalan söylemek diye düşündüğümüz şeyler aslında öyle değil. Ya ben burada şu manada demek istedim. Anladım. Yani avukatlığın farklı yönleri var. Evet. Yani insanların kafasında canlansın diye söylüyorum. Yoksa bu intiba var halkımızda. Ama bu intibayı ben prensip sahibi, ilkeli bir avukatsam pekala bunları yerine getirmem. Ama bazı avukatlı arkadaşlarımız da var. Maalesef yanlış yollara teveccüh eden. Yani sadece bu konulara çalışan avukatlar bile çalışanlar var. Çalışanlar da demeyeyim. Çalışabilir. Beis yok ama sanki kendini bunun içinde, suç örgütünün içinde, şebekesinin içinde gören bazı meslektaşlarımız da oluyor. Bundan kaynaklı üzülüyoruz. Her meslekte bu gruplar var da bizde de var maalesef. Oluyor bunlar. Yani bunları benimsemiyoruz ve bunları biz kendi içimize de eleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada yani bir avukatlık sürecinden bahsettiniz. Evet. İşte önce belki CMK avukatlığı. Akabinde de pek çok farklı alan var kendi içerisinde. Doğru. Ve belki her avukat da bu alanlardan birkaçında daha ihtisaslaşarak... Zaten Abdülkadir Bey biraz öyle oluyor. 3-5 davalar sonra, öyle geliyor değil mi? 3-5 yıl sonra bir konuda daha çok ihtisas sahibi oluyorsunuz. Bir konuda daha çok uzmanlık yapıyorsunuz.
Ona göre de ünleniyorsunuz. Bazen haberlere çıkıyor. Yaptığınız kararlar, aldığınız kararlar. Bundan da kaynaklı olarak insanlar sizi tercih ediyor. Başarılı olduğunuz alanlarla ilgili herkes birbirine söylüyor. Ha şu avukat çok iyi bu konuda evet. diyorlar. Ha ilkeli olmanız yanında bu gibi konularda da öne çıkmışsanız insanlar zaten sizi buluyor. Hamdolsun şimdi iş anlamında, arkadaş grubumuz anlamında iyi bir seviyedeyiz. Avukatlık işlerimizle ilgili de, arabuluculuk konusunda da, uzlaştırmacı olarak da görevlerimizi yapıyoruz. Fatih Bey, geldiğimiz noktadan pek çok yeni üniversite açıldı. Ve yeni açılan üniversitelerin birçoğunda da, bilhassa özel üniversitelerde, hukuk fakülteleri de var. Evet. Ve tam sayıyı yanlış vermeyelim ama her yıl binlerce hukuk fakültesi mezunu Türkiye'de bu sektörün içerisine evet. giriyor. Ve belki diğer alanlara nazaran daha cazibeli bir, yani hukuk fakültesini bitirmiş olmak bir nosyon kazandırıyor insana. Doğru. Bir sosyal statü kazandırıyor. Doğru. Bu çerçevede gençler tarafından daha fazla tercih edilen ve bu tercihe binaen de her yıl çok sayıda yeni avukatın sektöre girdiği bir ortamdayız. Şu anki pozisyonu değerlendirdiğimizde bu pek çok yeni avukatın da girmesiyle nasıl bir avukatlık sektörü var? Yani ve bu geçmişle bugünü değerlendirerek ifade edebilirseniz ne yöne doğru hareket ediyor? Daha iyiye mi gidiyoruz? Yani çoklukla beraber daha iyi bir kalite mi geliyor? Yoksa kalitede daha düşüş mü var? Şöyle, çok üniversite olması tabii bir yandan iyi. Her ilde bir üniversite açmak iyi ama hukuk fakültesi anlamında iyi öğretim görevlileri yoksa, iyi kadro oluşmamışsa, iyi de bir üniversite okumamışsanız veyahut da iyi bir eğitim alamamışsanız burada tabii problemler oluyor. Yani bazı avukat bürolarını bile biliyorum. Hangi üniversite mezunusun direkt stajyer alıyor. Mesela iyi üniversite mezunuysa belki hemen alıyor. Kötü bir üniversite mezunu veya kötü üniversiteden ziyade eğitimi iyi almamış bir üniversiteden mezunsa o anlamda da sıkıntılar olduğunu, iyi yetişmemiş bir gencin bulunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi üniversiteden üniversiteye değişiyor ama kalifiye eleman her zaman iyi elemandır. Kalifiye dediğimiz üniversiteyi iyi okumuş, dersinde iyi çalışmış, bu işi yapmak isteyen ve İngilizce, Arapça gibi kültür dilleri anlamında da kendini yetiştirmiş insanlar her zaman makbul. Her zaman iyi yerlerde iş bulabiliyor Abdülkadir Bey. Yani sadece sırf üniversite okumuş olmak için üniversite okunmaması gerekir. Bu saatten sonra sosyal ilişkilerinle, işte girdiğin çıktığın yerlerle, yaptığın işlerle, kulüp çalışmalarıyla, işte eğitiminle, iyi bir dil kültürünle, işte gezilerinle öne çıkabiliyorsun. Yani biz de burada bunu tavsiye ediyoruz arkadaşlarımıza. İyi bir üniversite okusunlar. Ama iyi üniversite tercihi yapıp da olamayan da olabilir. Burada girdiği fakültenin hakkını versin. Evet. Yani orada iyi kadro yoksa, iyi öğretim kadrosu yoksa kendini yetiştirmek için başka kitaplar da okusun. Başka yerlerden de faydalansın. Artık dijital dünyada yaşıyoruz. İyi bir hukukçu olmak istiyorum diyen arkadaşın önü açık. İyi bir eğitimci olmak istiyorum diyen arkadaşın önü açık. Bu anlamda arkadaşlarımızdan vakitlerini güzel geçirmelerini, daha iyi yerlerde okumalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü iyi geçirirlerse hayat da daha güzel oluyor. Ya ben hiçbir hukuk mezunu arkadaşımızın, kendini yetiştirmiş hukuk mezunu arkadaşımızın işsiz kaldığını görmedim. Kendini yetiştirmiş arkadaşlarımız mutlaka bir yerlerde kendini ifade ediyor, kendine bir alan açıyor. Yani daha geçen günlerde yeni mezun arkadaşlarımızı duydum ben. Akademisyen olmuşlar bugün. Evet. Bakın. Yani avukat olan da var, hakim olan da var. Ama kendini yetiştirip de siyasetçi olan da var. Yani mesela biz genel merkez gençlik kollarında çalıştık. Ardından işte 2-3 dönemdir Ankara'da hem Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapıyoruz, hem Keçören Meclis Üyeliği yapıyoruz. Bu dönemde Belediye Meclis Başkan Vekilliği görevini yürüttüm. Yani bunlar da önemli. İnsan kendini yetiştirdikçe insanlar tarafından belli yerlere getiriliyor. Yani tercih kalite, edilen insan oluyor. Bu kaliteyle ilgili bir şey. Kadir Bey, yani siz de biliyorum ben, memur olduğunuz ama ardından bırakmadığınız işte
gittiniz Diyarbakır'da bir belediye başkan yardımcılığı süreciniz var. Bunlar bir tecrübe. Bu tecrübeleri edinmek önemli bir şey. Çünkü zaman insanı olgunlaştırırken aynı zamanda bu tecrübeler insanı bir yere getiriyor. Mesela şimdi bakıyorum ben. Arkadaşlarımız geliyor. İşte daha yeni siyasete atılmış arkadaşlarımızın bazıları diyor ki ya diyor ben diyor işte şuraya aday olmak istiyorum diyor. Aday olabilir. Çok da iyi bir tavır. Ama diyorum ki aday ol veya aday adayı ol. Aday yapmazlarsa pes etme. Pes etme. Halkın içinde ol. Git gel. İnsanlarla irtibatın devam ettir. Bu sürecin serüveni ileri de devam ediyor. Uzun vadeli bir süreç bu. Yani aday aday oldun, aday olamadın. Küstüm gidiyorum. Uygun değil. Ne bileyim avukat oldun. Bir yıl sabrettin, gayret ettin, olmadı. Ama ikinci yılda belki çok şey olabilir. Gayretli olmak lazım. Prensip sahibi olmak lazım. Bu konularda arkadaşlarımıza tavsiyemiz, iyi bir eğitim, kaliteli bir eğitim, kitap okumalarını arttırmaları. Hı hı. Yani hem ifade tarzı, hem de eğitimle ilgili, hukukla ilgili veya ne bileyim okuduğu dalla ilgili kültürünü arttıracak farklı dallarda kitap okumaları, okumalar yapmasında fayda var diye düşünüyorum. Fatih Bey bildiğim kadarıyla sizin meslek hayatınızın yanında sosyal çalışmalarda da öne çıkan bir insansınız. Evet. Pek çok sivil toplum kuruluşunda, vakıfta, dernekte, meslek örgütü olan baroda faal aktif görevleriniz var ve birçoğunda da önemli çalışmalara imza atmışsınız. Bize bu konudan anlatmak istedikleriniz nelerdir? Yani bu yaptığınız çalışmaların sizin hayatınıza olan katkılarını toplum nezdindeki gördüğü değerle birlikte nasıl geçti bu süreciniz? Şimdi Kadir Bey dedim ya ortaokul lisede çok hareketli bir zamanımız oldu. Gençliğimiz yaşadık. Liseden sonra üniversite hayatı da güzel geçmişti. Bu anlamda ben çok mutluyum. Çok dostlarla tanıştık. Çok sosyal çalışma yaptık. Çok dergi çıkarttık arkadaşlarımızla beraber. Çok farklı geziler, aktiviteler yaptık. Yani mesela 94-95'li yıllarda da biz İsrail'i tehlil ederdik. Evet. Hatta unutmuyorum Ankara Hukuk Fakültesi'nin önünde bir eylemde İsrail bayrağı yaktığımızı da biliyorum o zamanlarda. Ama orada çok ciddi bir kalabalık da vardık. Yani biz başörtü eylemlerini de iştirak ettik. O günlerde başörtü eylemleri de vardı. Yani sosyal çevre içinde büyümek insanı olgunlaştırıyor. Ardından dernek faaliyetleri, vakıf faaliyetleri, işte gençlerle ilgili eğitim faaliyetleri içinde bulunduğunuz zamanlarda siz de hem gençleşiyorsunuz hem de kendinizi yeniliyorsunuz. Yani ben şu an bir iki derneğin yöneticisiyim. Kızılay'a gidiyorum, faaliyetler yapıyorum. Bazen Deniz Feneri'ne gidiyorum, faaliyetler yapıyorum. Bazen bizim Yunus Emre Gençlik Kulübümüz var. O gençlerle bazen pikniğe gittiğimiz zamanlar oluyor şu an. Gençleri geçen daha 15 tatilde bir kampa gönderdik. Hatta bizim hanım da gitti, eşim de gitti. Evet. Beraber gittiler gençlerle, kızlarla. Yani bu faaliyetler devam ediyor ve insanı gençleştiriyor Abdülkadir Bey. Bu faaliyetlere devam etmek lazım. Bir de biz sorumluyuz. Dertli insanlarız. Kaliteli bireyler çoğalsın, iyi aile ortamları çoğalsın, iyi gençler çoğalsın. Mesela kötü alışkanlığı olmayan, milli manevi ahlakla yetişen gençler çoğalsın istiyoruz. Her kim olursa fark etmez. Her nereye takılırsa fark etmez. Ama milli manevi ahlakı gelişmiş, ahlaklı insanlar çoğalsın ki toplum da o derece güzelleşsin. Biraz önce işte ben bir yerden geliyordum. Orada maalesef bir sigara içen genci gördüm. Ya çok iyisin, hoşsun ama şu sigarayı da içmesen dedim. Çocuk gülümsedi, hoşuna gitti sözüm. Yani inşallah da bırakır. Yani gençlerin sigara içmesi, ne bileyim gençlerin kötü alışkanlık içinde olması bizi üzüyor. Ve her ne kadar gence ulaşırsak bu konuda o kadar kendimizi mutlu sayıyoruz. Siz bizi bir kere davet etmiştiniz kendi derneğinize. Evet. Ben orada size hakikaten çok imrenmiştim. Yani oturduğunuz sitenin altında bir, belki eskiden sığınak olarak kullanılan bir yerdi. Ama o sitenin tamamının çocuklarının işte Kur'an öğrendiği, hafta sonu yüzmeye gittiği, belki kamp yaptığı, işte belirli aralıklarla şehir dışı programlara gittiği, kitap okuduğu, sizin oraya davet ettiğiniz önemli isimlerle dışarıda nerede görecek çocuk o isimleri? Orada hayat hikayelerini, hayat tecrübelerini dinlediği velhasılı kelam
hem çocuklara hem yetişkinlere hayatın her noktasına ve bunu da böyle bir benim gözlemlerimle söylüyorum. Bir beklenti, bir temettü, bir farklı bir gaye olmaksızın yani cemiyet hayatına katkıda bulunmak gayesiyle yapılıyordu. Bey, beklentimiz Allah rızası. Eyvallah. Yani beklentimiz Allah rızası. Sonuçta hepimizin hayatı belli. Bugün veya yarın veya bizim bilemediğimiz bir zamanda hepimiz ebedi aleme gideceğiz. Bu anlamda bugün ne yaparsak kar. İşte namazlarımızı kılmak tabii ki bizim görevimiz. Ama namaz kılmak kadar toplum içindeki ahlakı düzeltmeye çalışmak, emri maruf yapmak, nehyi anil münker yapmak, yani iyiliği tavsiye etmek de bizim için bir vazife. Biz orayı manevi sığınak yaptık Abdülkadir Bey. Şimdi farklı farklı zaman dilimlerinde gençler geliyor, sohbet ediyor. Hanımefendiler geliyor, sohbet ediyor. Gün içinde, gündüzleri bayanlar işte Ramazan geliyor, mukabele okuyorlar. Yani yüze yakın bayanın geldiğini duyuyorum bazen mukabele okumak için. Bir site. Biz sitenin içindeki camide Abdülkadir Bey, mevlüt kandillerini tıklım tıklım doldurarak yaşıyoruz. Gençler geliyor, çocuklar geliyor. Onlara ekranda bulunuyor hocalarımız, bizler. Bu anlamda keyifli bir vakitte geçiriyoruz. İyi bir aile ortamı da oluşuyor. Ve insanlar hani derler ya birbirine güven duyuyor. Artık hani modern dünyada birbirine gitmeler azaldı. Birbirine selam vermeler azaldı apartmanlarda. Bizde hamdolsun öyle bir şey yok. Komşular komşulardan hala yoğurt istiyor, ne bileyim şeker istiyor, ne bileyim kahvesi bittiyse kahve istiyor. Yumurtası kalmadıysa yumurta isteyebiliyor. Karşılıksız yapıyorlar bunlar. Bu anlamda işte bizim gençlerimiz dolaşıyor. 3 ayların başlangıcında geçen de dolaşmışlardı. 3 aylarınız kutlu olsun diye. Gelenlere mukabele edip şeker verenler oldu, para verenler oldu. Bunlar güzel duygular. Hatta geçen sene işte maalesef deprem yaşadık biliyorsunuz, evet. 6 Şubat'ta. O deprem sonrası bizim mahallemizde 6-7 tane kamyon gönderdik. Kamyon yardım gönderdik. Hepsi de işte sudur, işte şudur budur hepsi. Bunların hepsini gönderdik. İşte sitenin kültürü bu. Yardımlaşma kültürü oluşunca kendiliğinden bunlar da gelişiyor. Biz mutluyuz. Ailelerimiz de çocuklarımız da bu işin içinde. Ya bu anlamda mesela bizim delikanlı bire gidiyor. Evvel gün dedi ki bana, baba dedi arkadaşlarımıza yarın cuma niyetine bir şeyler dağıtmak istiyorum dedi sınıfımda. İşte ben de gittim onlara çikolata aldım. Dağıttın mı dedim dün. Tabii dağıttım dedi. Çok da memnun kaldılar dedi. Hayırlı cumalar diyerek arkadaşlarına çikolata vermiş. Ne kadar güzel şeyler bunlar. İşte toplumu böyle topyekun yaşarsak, iyilikleri çoğaltırsak, kötülüklerden de azaltırsak güzel bir toplum oluştururuz. Ya modern hayatın getirisi mi bilmiyorum ama hepimiz çekirdek ailenin içerisine sıkıştık kaldık. Evet. Yani karşı komşumuzdan çoğu kişinin haberi bile yok. Yani orada adam ölse kimsenin haberi duymayacak. Tanımıyoruz bile. Asansörlere biniyoruz. Herkes aynalara bakıyor. Yani böyle sağına sola. Tanımıyoruz ki adamı. Daha hiç denk gelmemişiz. Bu çerçevede sizin bu örneğiniz hakikaten imrenilecek, örnek gösterilebilecek yani bir örnek. Biz çok mutluyuz. Sitemizde Kuşcağız TOKİ sitesi diye geçiyor bizim sitemiz Keçiören'de. TOKİ'de çok güzel bir komşuluk ilişkimiz var. Bu anlamda işte biz 4 çocuklu bir aileyiz. Evimiz küçük geliyor bazen ama diyoruz ki bu site bizim için çok iyi bir alan, geniş bir alan. Biz bu siteden ayrılmayalım diyerek işte hanımla bazen konuşuyoruz. Çocuklar da orada gelişti ve büyüdüler. Biz bundan çok mutluyuz. Diğer komşuların çocuklarına da faydamız oluyor. Ama aynı zamanda biz kendi çocuklarımızı korumuş oluyoruz. Evet. Abdülkadir Bey. Bu çok önemli bir şey. Bakın toplumu iyileştirirseniz sizin çocuklarınız da iyi bir toplumda yetişmiş oluyor. Yani bizim işte dediğim gibi delikanlı ben dışarıda olsam da yatsıya camiye rahatça gidebiliyor. Birinci sınıf talebesi bakın. Bu güzel bir şey. Ben bundan mutlu oluyorum. İyi bir komşuluk, iyi bir mahalle ortamımız var. Allah yardımcınız olsun, Allah çok razı olsun diyelim. Fatih Bey, programımızın başında da bahsettiniz. Sizin bildiğimiz kadarıyla Balkanlara, Balkan coğrafyasına, Evlat-ı Fatiha'na çok ciddi bir ilginiz, alakanız, yoğunlaşmanız var. Ve yakın diyaloglarınız da var. Yani hepimiz belki ismen biliyoruz. İşte Bulgaristan'da yaşayan Türkleri var, Kosova'da var, Makedonya, Yunanistan vesaire. Ama sizin güçlü irtibatlarınız da var. Orada dostluklarınız kurulmuşsunuz ve bunu bırakmamışsınız. Farklı vesilelerle bunu devam ettiriyorsunuz. Hatta onlara belki Türkiye'de
kendi meslekleriyle alakalı mentorluk yaptırıyorsunuz, başka kişilerle irtibat evet. kurduruyorsunuz vesaire. Yani bu hakikaten örnek bir çalışma, örnek bir şey. Şunu demem lazım. Yani belki devletimizin yapması gereken vazifeyi bu noktada ya da kamu kurumlarımızın diyeyim. Siz burada kendiniz şahsi olarak üstlenmişsiniz. Şöyle devletimiz yapıyor. Devletimizi, yani devletimiz güçlü bu konuda. TİKA. Evet. Yani şimdi ben Balkanlara gidiyorum. Çok da seviyorum Balkanlara gitmeyi. Makedonya'ya, Kosova'ya, Bosna'ya gittiğimde yani o camilerin, o köprülerin, tarihi köprülerin, o çalışmaların başlangıcında, başında, girişinde, kitabesinde TİKA yazısını, işte Türk bayrağını, al bayrağı görünce gururlanıyorum. Yani TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, ardından Yurt Dış Türkler Başkanlığı, YTB, çok güzel işler yapıyorlar Abdülkadir Bey. Biz kendimizce, kendi kararımızca yapıyoruz. Başka vakıflar da var. Mesela Edirne Mimar Sinan Vakfı'nı duydunuz mu bilmiyorum. Edirne'de Mimar Sinan Vakfı var. Şu an Balkanlarla çok ciddi temas içinde. Balkanlarda mescit açıyor, külliye açıyor, aşevi açıyor. İhtiyaçları varsa ihtiyaçlarını gideriyor. Kitap gönderiyor. Yani oradaki garibanlara zekatlarını gönderiyor. Bu anlamda Balkanlarda çok iyi bir teşkilatlanması da var. Bu gibi kurumlar da var. Deniz Feneri'nin de vardır. Diğer kurumların da vardır. Ben Türkiye bu konuda dünyada abartmıyorum. Böyle insani olarak yardım anlamında çok iyi konumda. Hatta dünya birincisi diyebiliriz. Yani dünyanın her tarafına yardım da götürüyor. Oradaki insanlarla muhatap da oluyor. Oradaki insanlarla haşır neşir de oluyor. Ben de kendimi biraz Balkanlarda dostlarla beraber vakit ayırarak geçirmeye çalışıyorum. Mesela işte Çanakkale'ye gittiğim zaman mutlaka vaktim varsa Batı Trakya'ya, Gümülcine'ye, İskeçe'ye geçiyorum. O köylerde birkaç gün kalıyorum. Arkadaşlarımın evine misafir oluyorum. Onlar da Ankara'ya geldiğinde veya Türkiye'ye geldiğinde sağ olsunlar bize misafir oluyorlar. Çocuklarımız arasında iletişim devam ediyor. Biz aile olarak devam ettiriyoruz iletişimleri. Bunlar önemli muhabbetler. Aslında yani keşke hepimiz yurt dışından dostlar edinsek. Yurt dışındaki dostlarla görüşsek. Onlar gelse biz gitsek. Bu anlamda faaliyetlerimiz devam etse. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Orada çok değerli dostlarımız var. İşte Gümülcine'nin, İskeçe'nin belki bir sürü köyünü sayabilirim ben. Ne bileyim Dede Ağaç tarafında, Sofulu tarafında bulunduğumuz zamanlarda, Dibetoka işte dediğimiz yerlerde bulunduğumuz zamanlarda güzel vakitler geçiriyoruz. Sağ olsun dostlar da bizi hiç ihmal etmiyor. Yani gittiğimiz zaman orada sahipleniyor. Hatta otelde falan da bırakmıyorlar bizi. Hemen evine misafir ediyor. Öyle bir misafirperverlik var. Hamdolsun güzel dostlarımız var. Bunları devam ettirmek çok önemli. Çocukları da götürüyorum ben. Mesela vakit buldukça biz çocuklarla beraber arabayla geçiyoruz. Kosova'ya kadar gittik geçen sene. İşte vakit oldukça gidiyoruz. Dostlarımız var. Bunlar güzel şeyler. Şimdi turlar biraz moda oldu biliyorsunuz. Evet. Pek çok sayıda firma turla organizasyonlar yapıyor ama tarihi ve turistik mekanlar ziyaretleri ve işte lüks lokantalarda yemeklerle nihayetlenip geri dönüyorlar. Yani kontak kurmak için vesile çok kolay olmuyor o bölgede. Yani bence o bölgeye gittiğimiz zaman yerli insanlarla iletişim kurmak lazım. Mesela şimdi birisi, yani Ankara'yı bilmeyen birisi buraya gelse ne yapar? İşte Anıtkabir'e gider, Hacı Bayram'a gider, kaleye çıkar, otelde kalır ve ayrılır. Evet. Ama şimdi Ankara'nın öyle mistik yerleri var ki, farklı alanları var ki, bu alanlarında bir Abdülkadir'le gezmek var, bir Fatih Ünal'la gezmek var. O farklı bir hava yansıtır insana. Yani Taceddin dergahını herkes bilir mi bilmem. Hamamın önünde, hamam arkasında herkes gezebilir mi bilmem. İşte o ara sokaklarda gezmek, işte Aslanhane Camii'ni gezmek. Yani bunları gezdirirsen o zaman kültüre vakıf olursun. Diğer türlü yaşamın içinde işte gelirsin ve gidersin. Ama bir Ankara döneri yemeden Ankara'dan ayrılmak. Yani ya üzülür insan. Evet, bir de anlamda evde misafirliğin bence ayrı bir yeri var. Tabii. Yani yaşayan kültürü bizzat yerinde görme imkanı. Tabii. Yani insanlar birbiriyle iletişim zaten böyle arttırıyor. Yani biz hamdolsun iyi bir örneğiz bu konuda. Evde misafirler oluyor, yatılı misafir bıraktığımız arkadaşlarımız kalıyor, geliyor, gidiyor. Çok rahat. Yani bu konuda hamdolsun, Allah razı olsun, eşim de misafir ağırlamayı seviyor.
biz misafir ağırlamayı seviyoruz. Allah razı olsun. Yatılı olarak da ağırlıyoruz. Yani. Allah razı olsun diyelim. Fatih Bey, sizin bir de siyasi yönünüz var. Evet. Uzun dönemdir yapmış olduğunuz çalışmalarınız var. Hali hazırda Keçiören Belediyesi'nde belediye meclis üyesiniz, Büyükşehir'de belediye meclis üyesiniz ve meclis başkan vekilisiniz. Şimdi biz bunları ismen kullanıyoruz ama seyircilerimizin arasında tahmin ediyorum ki bunların ne iş yaptığı, vazifelerin neler olduğu, yani toplumumuzun geneli için söylüyorum bunu, çok da bilinmeyen kavramlar. Yani bu noktada da sizin tecrübelerinizi dinlememiz gerekiyor. Yani işin siyasi boyutu belki ayrı bir boyut ama bunlar yapılan vazifeler, bir topluma karşı görev, ödev ve belki de veballi olan hususlar. Bir meclis üyesi ne yapar Fatih Bey? Meclis üyesi, belediye meclis üyesi, belediyedeki iş ve işlemleri karar organı olarak karar alan bir meclis. Yani meclis üyesi sonuçta gelen belediye başkanının yaptığı tüm iş ve işlemlerin neredeyse çoğunda belediye meclisinin katkısı vardır. Belediye başkanı meclise sunar, şu 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 güzel işleri yapmak istiyorum der. Belediye meclisinden oday alır, ardından yapar. Yani bu anlamda yapılan her türlü iş ve işlemin karar merciği belediye meclisleridir. Belediye meclislerinde belediye meclis üyeleri el kaldırmazlar sadece. Belediyeyi halkla buluşturmak adına ne gerekiyorsa onu yaparlar. Yani biz belediye meclisinde görev yaparken aynı zamanda halkın içindeyiz. İşte gece yarısı saat 2'de 3'te beni birisi arayıp ya başkan bir cenazemiz var ne yapalım dediği zaman o zor zamanında Allah rahmet eylesin ben hemen ilgileniyorum. Arkadaşları size yönlendiriyorum. Mezarlıkla ilgili, araçla ilgili, definle ilgili ne gerekiyorsa size yardımcı oluyoruz dediğimde arkadaşımızın sözü şeyi değişiyor, havası değişiyor. Yanında bir insan olduğunu hissediyor. İşte belediyecilik bu. Belediye İşte atık suyunda, yolunda, cenazesinde, düğününde, herkesin yanında olan kurumdur. Herkes belediyeye gelir, belediyeyle ilgili işlemlerini halleder. Okullara bazen biz işte yardım göndeririz, top göndeririz, laboratuvarlar yaparız. Okulun bir işlemi vardır, çabuk çıkmamıştır. Onunla ilgili gereken işlemi yaparız. Öğrencilerle ilgili maddi durumu olmayan öğrenciler vardır. Bunların iş ve ihtiyaçlarını gideririz. Haricen belediye olarak parklar yaparız. İşte okulların içine spor salonları yaparız. Ya bu gibi işleri yaparız. Bu gibi işleri belediye meclisleri onaylar. Biz de hem Ankara Büyükşehir'de hem de Keçiören'de bu gibi çalışmaları 3 dönemdir yapıyoruz. Yani belediyenin yürütmüş olduğu kamu görevlerini, kamu çalışmalarının vatandaşla doğru şekilde kontağının kurulması gibi bir şekilde evet, tanımlasak. Yani belediye başkanı bir şeyler yaparken bu bir şeylerin tümü neredeyse belediye meclisinden çıkar. Belediye meclisi, belediye başkanının işte sunumlarından sonra yaptığı projeler, yapacağı projelerle ilgili onay verir. Ardından da bu çalışmalar yapılır. Aynı zamanda biz belediye başkanına da yardımcı olarak sahadayız. Mesela şimdi bizim Keçiören'de Turgut Altınok başkanımız yaptığı iş ve işlemlerle ilgili sahadayız, beraber yapıyoruz. Çalışmalarına iştirak ediyoruz. Onunla beraber yol yürüyoruz. İşte yarın bir gün inşallah işte Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman da Büyükşehir'de de daha büyük işte metro hatlarıdır, yollardır, çalışmalardır. Onları beraber yapacağız. İnşallah böyle Ankara'yı imar etmek adına ne gerekiyorsa çalışmaların hepsini beraber yapacağız. Belediye meclisleri bu işe yarar. Bunun yanında bir de Büyükşehir'de de bir meclis üyeliği var. İlçe belediye meclisindeki görevlilerin bir kısmı Büyükşehir'e dahil oluyorlar. Şöyle, Büyükşehir belediye meclislerinin görevlileri de farklı, ayrı ayrıdır. Mesela su işini ilçe belediyesi yapmaz. Su işi Büyükşehir'e aittir. Altyapı işleri, büyük altyapı işleri Büyükşehir'e aittir. Ana caddeler, yollar Büyükşehir'e aittir. Trafik, ulaşım, metro gibi işler Büyükşehir'e aittir. Büyükşehir'in bütçesi devasadır ve tüm mülki sınırları içindeki her köy, her mahalle, her ilçe, her belde Büyükşehir'in hizmet alanı içerisindedir. Daha büyük ölçekte düşünelim. Eskiden özel idarenin yaptığı alanda evet, artık. Özel idarenin yaptığı çalışmayı da şu an Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Okulları vesaire bu gibi sağlık ocaklarını daha çok
işte YİKOP dediğimiz valilik kanalıyla yapılıyor. Ama haricen tüm iş ve işlemler büyük şehirde çözülüyor. O anlamda büyük şehir ve ilçe belediyesinin farkı bu. İlçe belediyesi de bazı şeyleri yapar. İşte feneşleri anlamında feneşleri vardır. Büyük şehrin de vardır. Ama büyük şehir feneşleri anlamında daha büyük işleri. Cadde boyutunu yapar. Sokaklar ilçe belediyesinin kontrolündedir. Düğün işleri daha çok ilçe belediyesi düğünleri nikah işlerini. Hı hı. Ama büyük şehrin de şu an öyle bir hakkı var. Hı hı. Yani bu gibi çalışmalar yaparlar. Keçiören'in de, büyük şehrin de, ilçelerin de kendine göre çalışmaları var. Bu düzeni tertibi biz sağlıyoruz. Belediye meclisleri, hem Keçiören'de belediye meclisi var, hem de Büyükşehir'de belediye meclisi var. Büyükşehir'deki belediye meclis çalışmalarında biz ilçelerden gelen meclis üyesi arkadaşlarla beraber yapıyoruz. Yani bu belediye meclisinin, belediyeciliğin, yerel yönetimin bir okulu yok Abdülkadir Bey. Evet. Bu yaşayarak öğreniliyor. Bu okulları belediye meclisleridir, işte belediye başkan yardımcılığıdır, belediye başkanlığıdır, okullar buralardır. Buralarda öğreniyoruz bunları. Fatih Bey çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Bitti mi ya? Vallahi zaman hızla aktı, evet. Geçti. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli seyircilerimiz, önümüzdeki hafta yeni bir konukla tekrar Tecrübeyle Sabit programında Dost TV ekranlarında olacağız. Şöyle ben bir araya gireyim. Tabii ki, buyurun. Teşekkür ediyoruz Dost TV'ye. Dost TV takip ediyoruz. Çok da güzel çalışmaları, yayınları oluyor. Sizlere teşekkür ediyoruz bu arada. Tecrübeyle Sabit programı bence önemli bir program. Yani tecrübeli insanları, tecrübe sahibi insanları burada ağırlamanız çok güzel. Hepinize teşekkür ediyorum. Hem yayın kanalına hem sizlere teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Önümüzdeki hafta yeni bir programda, yeni bir konukla ekranlarınızda olacağız. O zamana kadar şen kalın, esen kalın efendim.